Şöyle bir yerde uyandık güne. Bugün karavanda psikoloji konseptinin ilk videosunu çekeceğiz. Çok güzel bir gün geliyor. Önce alışveriş yapacağız değil mi? Tamam, lor alıyorum. Bu tartışmayı kapatıyorum. Alışverişi tamamladık. Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Karavanda Psikoloji kanalındayız arkadaşlar. Ekibimiz şu anda tam olarak 6 kişi. Baskın bir kadın üstünlüğü var. Bu biraz bizi feminizm adına endişelendiriyor. Ama her ne olursa olsun bence bugün çok keyifli geçecek. İstersen Onur şöyle bir çevreyi göster kardeşim benim. Gösterelim. Müthiş. Çok güzel bir kahvaltı. Kesinlikle. Sonrasında güzel bir doğa yürüyüşü. Sadece kesinlikle börekler yemek için bekleyen bir beyefendimiz var. Burada menemenin kralı Onur Bey var. Şimdi nasıl sarılır? Sizlere gösteriyorum. Yanları böyle şey yapıyoruz. Evet. Niye? Atma kız. Şöyle katladıktan sonra ince ince bakın arkadaşlar. Evet. Ve en son... Demedi, para gidiyoruz. Çok iyiydi. Sadece sucuklu da yapalım mesela, şaşırtalım. Öyle değil, ben sanki. Beklenti yaratalım. Burada. Kime? Buna çok koydum bence. Ne? Ha, sucuk mu? Azalt. Bu kimden geldiyse. Aa, bir şey diyeceğim, bu içindeki çiğ ama güzel olur mu öyle? Olur pişecek. Olur tabii ki. Olmaz. Ya da pişecek ya. Ama ya içinde bu pişmez ki. Hayır canım, öyle zaten 5 dakikada pişecek bir şey değil bu. Olmaz. Yani bu böyle koyduk bunu ama. Evet. En az bunun içine mi girdi şimdi? Evet. Seçmeye çalışıyorum. Bir deliği var, ben onu bulacağım birazdan. Farklı şehirlerden, farklı kültürlerden gelen kişilersiniz. Evet. İzmir var, Antalya var, Balıkesir var. Sen ne diyorsun? Aslen Afyon. Afyon mu? Aslen de. Bunlar geldik. Evet. Çatal kullanan? Toplu. Geydir. Kahve içebilir miyim? Yürüyüş rotamıza doğru yola çıkıyoruz. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Karavanda Psikoloji. Eğer takip ederseniz böyle yerlere gelme şansınız olur. Şimdiden nasıl görünüyor sizce? Bence çok iyi. Siz ne yapıyorsunuz? Elimde sigarayla. Yürüme tekniğini de gösterelim değil mi? Gelin gelin. Gelin ve buraya bakın. Şimdi birazdan gideceğimiz yerde sizden önce gideceğim ben. Gelmişken tamam mı? Ben size gelin dediğim zaman gelin tepkilerinizi merak ediyorum. Gelebilirsiniz. Yok artık. Burası ne böyle? Arkadaşlar. Ya çok iyi. Ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Lütfen samimi. Samimi duygularınızla. Bu kadar güzel ki dengem bozuldu. Çok güzel ya. Suyumuz az. İdareyle kullanıyoruz. Ağzımı bulamam. Yürüdüğümüz yolda neyle karşılaştık? Onların ipi var. Onların ipi var. Onların ipi varsa bizim de Allah'ımız var Tolga. Nasıl çıktınız? Zıplasana. Tolga, bak beyaz vereli kadın var ya, Duran. Onun sağındaki kayayı tutan taşı görüyor musun? Wow.
Gördün mü? Bakın. Şurada tam kadınların ayağının olduğu yerde şu koca kayayı tutan taşı görüyorsunuz. Adrenalin seviyorum diyenler için müthiş bir rotaydı. Nasıl? Nasıl hissediyorsun? Efsane. Tolga. Bu kadar beklemiyordum. İtiraf edeyim. Şu an... Ya, bu kadar delikanlı olmak zor mu? Gamze şu anda Tolga'ya delikanlık dersi veriyor. Tolga... Tolga Ayşegül'ün sana yol haritası olması. Hayatımda çok uzun geçti şu anda. Sonra. Kafana dikkat. Heh. Şey diyor, sonra yol haritası. Ayşegül, şimdi nereye bakıyorsun biliyor musun? Eğiliyorsun ve şuraya bakıyorsun. Aşkım. Bak ne tutuyor burayı bak. Şu. Evet. Şurası tutuyor. Şaka gibi ya. Yılanlı kıyık ayak durum. Karamamba. Karamamba. Sen hala burada mısın ya? Oğlum ver elini ya. Bu kayanın büyüklüğünü göstereceğim size. Yani şu anda geniş açılı kamerayla çekiyorum. İnanılmaz büyük. Bir daire büyüklüğünde diyebilirim. Ve şu anda bu kaya parçasını tutan yer şurası. Sadece bu kısım tutuyor bu kayayı. Rota iyi miydi? Dönüyoruz artık. Valla çok iyiydi. Bir tık yorucuydu ama görülecek bir manzara vardı şüphesiz. Keşke bizim de böyle hale tırdalatımız olsa da böyle dağcıların indiği gibi biz de inebilsek. Ben biraz zorlandım çünkü yükseklik korkum olduğu için. Ama Ayşegül gördüğünüz gibi. Ayşegül ve Gamze özellikle. Evet Ayşegül ve... Tarzan çıktı diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar susuz kaldınız ve burada su damlıyor bazı yerlerden. Nasıl su depolardınız, ne yapardınız? çok sıkıntı kalsaydım evet sağlıklı olan şeydi kendi içişimi içerdim galiba. Proteinli. Kolay içerdim. Evet. Şu anda yok. Ayşegül senden? Sürekli damladığı için yer çok fazla ıslak ya. Orayı daha böyle toprağa biraz böyle elinde kaygan bir hale getirip zemin hazırlayıp orada suyun birikmesini sağlayabiliriz. Evet. Ama yani çok zaman gider. Damlaması zahmetli. Bir damla akıyor sadece. Yani şöyle en azından bir şey üretti yani Tolga. Sen? Ama ben onu beklemek istemedim. Öleceksin artık. Bana ne? Ölürüm de yapmam mı diyorsun? Ölürüm de yapmam. Evet Tuğba. Ben reklamımı yaptım zaten. Koku. Vizyonsuzsun. Sen ne düşünüyorsun? Mesela bak şurayı görüyor musun? Evet. Çok yakın. Evet. Tişörtünü çıkartıyorsun. Evet. Ve oraya basıyorsun. Tamam. Komple su doluyor içi. Sonra alıyorsun, sıkıyorsun ve içiyorsun. Çok mantıklı. Nerede su? Yatak odada. Biri bence tişörtü çıkartmak benim. Hadi damla artık be, senin mi bekleyeceğiz? Aç kaldık. Ay gelecek. Bir öyle atıyor, bir böyle atıyor. Bakınlar bekledik ki sandım. Şurayı bir yere... Oğlum gelsene! Tolga çok iddialı. Sonradan bu yöntemi buldu. Çok iyi. Büyük. Evet evet çok küçük bir şey değil mi? Önce. O zaman Alp'ın özelliklerini söyle demek de şöyle mantıklı. Geçenlerde bir video izledim. O videoda şöyle bir durum var. Şu dünyada diyor, koşulsuz olarak sevilmeyen tek şey erkektir. Bunun için ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Evet, katılıyorum. Sence? O şu an gidiyor. Hayır diyen de yok. Mesela ben birini sevdim, biri koşul yoktu. Bence gerekmiyor. 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 Gerekmiyor bence de. Sence? Gerekmiyor. O zaman erkekler mi böyle düşünüyor? Yani mesela... Ama işte kadınlar böyle düşündür diyor ama kadınlar bunu kabul etmiyor. Şartsız sevdim diyen bir tane örnek verebilir mi? Evet ben çok şartsız sevdim. Yani ben... Hiçbir şey yok muydu mesela? Güzellik yok. Hiçbir şey yoktu. İş yok. İş yok. Ki gelecek kurmayı kabul eder miydin evet, o kişiyle? Evet ettim de bu arada. Yine buna rağmen o gitti. Evet. Düzelt dedin mi kendini? Evet. Bu bir şart. Ama şöyle bir şart. Mesela kendini düzeltirsen devam eder değil. Nasıl? Olabildiğince elinden geleni yap. Hmm. Ortak bir şekilde değişim yapalım. Değişim değil de.
Bu güzel bir örnek. Elinden geleni yapmak ayrı bir şey. Şart koşup şunları yapman şartıyla evleniriz demek çok farklı bir şey. Güzel bir cevap. Evet, sende var mıydı? Düzeltilmesi için, iyi olabilmesi için birçok şey göze alındı. Tölelerin edildi ama bakıyorsun karşıdan hala seni kullanmaya devam ediyor. Hala bir şeyleri kulak üstü yatıyor. Mahalleyi bitirmek zorunda kalıyorsun. Yani sen diyorsun ki ben bir şart aramıyorum. Hı-hı. Ne olursan ol, gel. Ama beni suistimal etme. Evet, sevebilirim. Hissettirirse tabii ki bunu. Demek ki almamış yani. Ama karşıdan bunu almam gerekiyor işte. O enerjiyi almam gerekiyor. O hissiyatı almam gerekiyor. Hissiyat bir koşul olarak kabul ediliyorsa ben de o zaman edilmez diyorum. Tekrar cevaplar alıyorum. Koşulsuz sevilmez erkek. Bir erkeğin sevilmesi için bir koşul gerekiyor. Net. Gamze? Ben katılmıyorum. Sen diyorsun ki ben bir erkeği şartsız, koşulsuz sevebilirim. Ayşegül? Ben de diyorum ki şimdi değiştirdim birazcık. Bence evet, koşul gerekiyor yani. Maalesef ki gerekiyor. Bir erkeği koşul olması. Koşulsuz sevmem. Evet. Tamam. İşte bu be, delikanlı be. Helal be. Senin yüzünden böyleyiz falan diye suçluyorum. O zaman bu konuşmadan şunu çıkartabilir miyiz? Erkekler şartsız ve koşulsuz sevilmiyor genel olarak ama %20'lik kesim de erkekleri şartsız ve koşulsuz kabul edebiliyor. Tabii. Bir betimleme yapmanızı istiyorum. Tabii ki sen bunu betimleyemeyeceksin çok fazla. Ama genel olarak 100 tane kadından kaç tanesi sence bunu yapar? Onu düşünmeni istiyorum senin. Bu konuda. Evet. Hı-hı. Bir gün çıktınız. Tamam. Bir tünele girdiniz. Sağa döndünüz. Ve orada şöyle bir şey gördünüz. Ayakkabısız bir erkek. Üzerindeki elbiseler yırtık. Yani belli bu adam sıfır. Hiçbir şey yok. Aslında sana bir şart da sağlayamıyor. Yakışıklılığı da yok. Zaten bakımsız. Belli yani. Böyle bir erkeği gördüğümde bundan etkilenme ihtimalim var der misiniz? Lütfen dürüst olun arkadaşlar ya. Ben burada dürüst cevaplar istiyorum. 100 kadında sence yüzde kaçı buna onay verir? Yani %10'u onay verir ama %10'una bile dürüst olduğuna inanmam. Kabul eder misin? Etmem. Kabul eder misin? Kabul etmem. Zaten sen ne düşünüyorsun? Etmem. Nur? Kabul etmem. Evet. Buradan şöyle bir oran çıktı o zaman. Yani biz %20 oranında demiştik ki erkeğin sevilmesi için bir şart gerekmiyor. Sonra bir betimleme yapmanızı istedim sizden. Bu betimlemeye göre bir değerlendirme yaptığımız zaman bir erkeğin sevilmesi için herhangi bir şart olması gerektiğini gördük. Son olarak şunu betimlemenizi istiyorum. Merdivenden yürüyorsun, sağa dönüyorsun ve aynı şekilde bir kadın görüyorsun. Etkilenirim hayatım. Herhangi bir şart yok. Yok. Bunu kabul eder. Çok önemli değil. Sence 100 erkekten kaç tanesi bunu kabul eder? %5. Sen de erkeklerin şartsız ve koşulsuz bir şekilde kadınları kabul etmeyeceğini düşünüyorsun. Etmez. Ayşegül? Bence %60 erkek kabul eder. %50'nin üstünde oran verdiği için evet şeklinde kabul ediyorum. Erkek tamam, kadını evet. Şartsız kabul evet. Eder şeklinde evet. Kabul ediyorum. Seninki %5 gibi düşük bir rakam olduğu için hayır de olarak hayır olarak kabul ediyorum. Evet. Tamam mı? Tuğba? Ben biraz yüksek bir rakam söyleyeceğim. %80'i bence kabul eder. Evet. Nur bence sen de %80'i kabul eder. O zaman buradan da şöyle bir şey çıkarmış olduk. Bir erkeğin sevilmesi için herhangi bir şart gerekiyor. Evet. Ama bir kadının sevilmesi için herhangi bir şart gerekmiyor. Güzel bir sohbetti. Evet. Çok detaylı bir sohbetti. Bence bize uzun uzun düşündürecek. Buradan da aslında şu çıkıyor. Kadına bir yükümlülük yüklemesek bile bir şekilde kadının zihninde aslında şu var. Herhangi bir şeyim olmasına gerek yok. Bir gün bir yerde sevilirim. Ama erkeğin zihni asla bu konuda rahat olamıyor. Ve erkek diyor ki eğer benim bir sevgi bulmam gerekiyorsa ve benim bir sevgiye ihtiyacım varsa ne yapıp ne edip bugün burada boş boş durmamam gerekiyor evet. Ve bir şeyler yapmam gerekiyor. Çok bence güzeldi. Kaliteli bir sohbet oldu. Anlamadım. Çok keyifliydi. Büyük. Bence de. Şunu merak ediyorum. Ortalama bir saattir tartışıyoruz değil mi? Evet. Hiçbirimizin aklına sosyal medya ya da telefon geldi mi? Hiçbir şekilde gelmedi. Hiç gelmedi. İşleriniz geldi mi? Hayır. Güzel. O zaman yemeğe başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Onur Bey kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim. Günün heyecanlı bölümlerine geldik. Son diyemeyeceğim çünkü ne var? Birazdan yemekten sonra. Sinema keyfi. Açık hava sineması. Evet. Pardon, hiç bir şey yapmadım.
düşünmeyeyim. Evet. Hadi oturalım. Yemekten sonra bu Türk kahvesini kim yapıyor şu an bize? Bu işin üstadı. Bütün videolarımı izliyor musun sen? Tabii ki. İzliyoruz, yorum atıyoruz, beğeniyoruz, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bir de ekstradan story'mizi de ekliyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Hazır mısın? Yok kahve içmeden sesim güzel çıkmaz. Açılmıyor. Şu yok. Kahve içmeden söyleyemiyorum. Türkiye'nin 3 farklı şehrinden çıktınız. Buraya kadar geldiniz. Balıkesir, İzmir ve Antalya'dan geldik. Karavanda psikoloji sizce bugün konseptini yerine getirdi mi? Kesinlikle getirdi. Fazlasıyla getirdi. Bugünün en keyif aldığınız anı? Ateş ve filmdi. Açık hava sineması. Benim için de tırmanıştı ya. Benim için bu buradaki tartışma ortada. Yani öyle fikirlerimizi aldım. Üçünüz de farklı bir şey söylediniz. Demek ki gün abi çok iyi. Yani sağlaması gibi oldu. Baştan sonra çok güzel olmuş. Ki giden arkadaşlarımız da var. Onlar olsun demek ki biri diyecek evet. yemek. Biri diyecek ki başka bir şey. Bizim günümüz böyle güzel geçti. İnşallah yeni videolarda bir araya geliriz. İnşallah. Çok fırsat buldukça isteriz. Sizi yine davet ederim. Eğer günü beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.